Tefrik heyecanına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Erhan Barış Karakuş, Alp Özgen'le birlikteyiz. Hoş geldin Alp. Merhaba Erhan. 29. haftanın heyecanını yaşıyoruz. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sana iyi bir haberim var. Bugün gol sayılarında çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Ya, çünkü sadece 4 gol oldu. 4 gol nasıl olmuş ya? Bu kadar az İlke'yle yani. İlke'yle birlikteydik. İlke'yle bunu da konuştuk. Biz her hafta rekabet ediyoruz. Evet biz de şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz, bakıyoruz artık falan dedi. Biz sizi geçtik bir hafta falan galiba. Yok dedim, geçemediniz. Berabere kaldınız. Ben hiç geçtiklerini hatırlamıyorum. Bir kere berabere kaldınız. Geçen hafta da ikinci maçta sizi geçtik dedim. Böyle bayağı bir morali bozuldu. ama dün gerçekten aşırı kısır olmuş ya. 0-0'lık 2 maç, 2-0'lık 2 maç. Beşiktaş kazandı. Biz şampiyonluk yarışına bir dönelim. Çünkü çok önemli bir karşılaşma daha var bugün. 2 günün açılış maçları, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar sahne alıyor. Dün Beşiktaş 2-0 Erzurumspor'u mağlup etti. Bugün de Galatasaray Çaykur Rize deplasmanında. Şimdi puan tablosunu arkadaşlarımız yansıtacak mı bilmiyorum. İstanbulspor, Gençler Birliği, Trabzonspor, Kocaelispor, Giresunspor, Samsunspor günün diğer maçları. Puan hemen tablosuna Beşiktaş bakalım. Geçti. Onur, puan durumuna bakalım, canlı puan durumuna. Beşiktaş şu an maç fazlasıyla lider. Aynen öyle. 73-72 oldu. 72-70'de haftaya girmişlerdi. 73 puana çıktı. Şimdi burada matematik hesapları, Galatasaray kazanırsa yine 2 puanla son haftaya lider girecek. Fakat berabere kalırsa. Şimdi berabere kalırsa, ha Onur sağ ol. Biz hem Onur'dan su istiyoruz, hem puan tablosu istiyoruz, her şeyi istiyoruz. Teşekkür ettik kardeşim. En sevdiğim kupayı da getirmiş hem de. Yani su olduğu için rahat rahat önünde durabilir yani. Kola değil, önünde almaya gerek yok. Değil mi, bir de o. Avrupa Şampiyonası falan konuşacağız sen. Milli takımımızı az konuşalım. Moralimiz bozulmasın. Evet, canımız sıkkın milli takımla ilgili ama milli takımla ilgili şunu söyleyeyim. Ben şuna biraz anlam veremiyorum. Ya şimdi kesin emin olduğumuz bir şey var. Herkes üzgün. Evet. Herkes üzgün. Şenol Güneş çıkıyor, üzgünüm. Nihat Özdemir çıkıyor, üzgünüm. Oyuncular zaten Umut Meraş'ı seçmişler, günah keçisi. Yani kazandıkları zaman herkes, zaman değil mi? Aynen. Yani nerede abi, Burak ben. Nerede, Merih nerede, o kameraların önünden ayrılmayan, bu doğru değil. Ben burada Burak'ın, Merih'in çıkıp açıklama yapmasını beklerdim. Burak takımın lideri değil mi? Hem aynen. Yaş olarak lideri, hem hücumda lideri, en büyük yıldız. Yani o kardeşlerine gereken, şey yapması lazım, kendini siper edip değil mi? Aynen öyle, çıkması lazımdı. İşte herkes üzgün ama benim anlamadığım şey şu. Ya biz artık şu şeyi kıralım. Bu arada kolay demiyorum. Biz de yaşadık benzer süreçleri ama ya yayını izliyorsun ve bir şey bekliyorsun, tamam mı? Yani teknik adamdan bir açıklama bekliyorsun. Yani şimdi hepimiz tabii hayal kırıklığı yaşadık ve bu hayal kırıklığının ardından bir şey bekliyoruz. Ama ne basın toplantısında ne yayıncı kuruluşun şeyinde o sorular sorulmuyor. Yani. Ya öyle bir problem var, evet. Ya hep bir duygu konuş. Ya tamam, duygu olarak tabii ki duygularını ifade etsin insanlar. Çok üzgün olduklarını, hayal kırıklığı. Ama yani bir de anlatsın ya Şenol Güneş, desin ki biz aslında böyle çalışmamıştık. Galler'e şöyle çalışmıştık ama olmadı. Ya da ben yanlış taktik verdim. Anlatabiliyor muyum? Ne olduğunu da bir konuşalım yani. Yoksa biz gelişemeyeceğiz. Ama bizde öyle bir şey yok, hiçbir zaman yok. Olmadı yani. Gerçekten olmuyor. Olmadı. Bir türlü olmuyor. Yani çıkıp derinlemesine analiz edip dediğin gibi işte bunları düşünmüştük, bunları hesap etmiştik. Ama işte aklımızda şu da vardı, var. O olmadı. Biraz bunu belirleyen basın mensupları. Tamam mı? Yani şimdi İngiltere Hırvatistan'a yenilse 3-0, İngiliz basın mensuplarının soracağı soruları Southgate'e, sen de ben de 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Biz oralara gelince O hocalara da soru sorabiliyoruz baktığında ama kendi hocalarımıza hala bu böyle şimdi, soru soramama refleksi. Hani şöyle bir durum var. Yani sormamız biz, lazım. Yani biz bu işin içinden geldiğimiz için çok daha iyi biliyoruz. Ben de o basın toplantılarında hani bu tip şeyleri çok fazla kendi kendime sordum. Sen 11'lere geçelim. Geçelim. Tamam, konuşacağız. Sonra bir sonraki arada konuşalım. Konuşalım. Yani şöyle bir şey de var. Alp, böyle bir bu tip soruları sorduğun zaman da dönüp sana da bakıyorlar. Diğer basın mensupları. Tabii. Benim de başıma geldi. Konuşuruz. Oğuzhan Kale'de Çaykur Rizespor Galatasaray günün ilk maçı, Beşiktaşlılar da tahmin ediyorum şu anda heyecanla bu maçı izleyecekler. Rize Galatasaray karşısına üçlü savunmayla çıkıyor. Oğuzhan'ın önünde Mehmet, Rıza Çay ve Egemen görev yapacak. Emre Berke bu üçlünün önünde çift ön libero. Tuşat merkezde, Cafer, Mustafa kanatlarda, Berkkan ve Doğukan da
gol ayakları olacak bugün Çaykur Rizespor'un ve Galatasaray bugün kazanırsa Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Son hafta beraberlik yetebilir Galatasaray'a eğer bugün kazanırsa. Mete Ankale'de Galatasaray'da Hüseyin, Cihat, Dani savunmadaki üçlü, Mete ve Deniz bu üçlünün önünde. Kaan merkezde, Serhat, Ege kanatlarda, Koray ve Morris de gol ayakları olacak Galatasaray'ın bugün. Berabere kalırsa Galatasaray averaja bakacak iş, puan puana gelecek iki takım. Yine Galatasaray'ın bir avantajı var. Evet. Son haftaya girilirken puan tablosunu bir kez daha verebilir misin? Puan tablosunu bir daha verdiğimizde averaja da bakalım. Averajda Galatasaray tabii mesela berabere kalırsa 47 olarak kalacak. Evet. 3 averajı var. Son hafta Galatasaray'a yani aynı Süper Lig'dekine benzer değil bir mi? Tabloyla değil son mi? Haftaya girebiliriz. Galatasaray önde. Maç berabere biterse Kadir Alayoğlu'na, organizasyonun başındaki kardeşimize bir süper final mi? Öneri yapayım mı? Süper final değil de. Son maç Galatasaray Trabzon. Evet. Son maç, evet geçen hafta bakmıştık. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Rize. Kadir sana sesleniyorum kardeşim. İki maçı, bu maçları Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, aynı Rize maçları aynı saatte başlayalım. Nasıl olacak o? Kadir şu an kalp krizinden gidiyor. Nasıl yapacağız? Aynı saatte oynat kardeşim bilmiyorum. Assist Gaming iki mi açıyorsunuz? Şaka bir yana tabii öyle bir şey olamaz da. Ya acaba şey olabilir mi? Süper final. Ya... Şey olursa puan şimdi Galata, puan. Hiçbir tabii, şey olmaz kardeşim. Galatasaray. Bu saatten sonra tabii, icat olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Şimdi atıyorum bugün Rize yendi. Beşiktaş avantajlı girdi son haftaya. Beşiktaş haksızlık. Galatasaray yendi. Yani son haftaya. Hayır hayır. Aynı icat. Puanda olurlarsa. Aynı puanda ve aynı averajda olurlarsa belki olurdu. Ama öyle bir ihtimal yok şu anda. Ve Rize Galatasaray maçı. Günün ilk maçı. Namağlup lider Galatasaray. Bu engeli de aşarsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Maça Rize Spor başladı. Bakalım nasıl bir mücadele izleyeceğiz. Doğukan. Doğukan taşıdı. Üçgeni saldı ama Deniz girdi araya. Deniz'den top kaybı Emre. Tek top. Berkan. Doğukan. Yeniden Berkan'a. Ceza sahası. Deniz. Cihat engelledi. Deniz uzaklaştırdı. Şimdi savunma arkasına enfes pas. King Cash'i, King Cash'i, King Cash'i kaleci olsan. Bize gelen kadroda King Cash'i yok ama Morris mi acaba o? Berkan, Mustafa, Tuşat girdi araya. Kaleci Oğuzhan mutlak gol engelledi az önce Galatasaray hücumunda. Kaan taşıyor topu Kaan. Serhat, merkeze, Deniz. Mete, tek toplar Galatasaray'da. Koray, içeriye. Serhat iyi vuramadı. Mutlak pozisyon yine. Kaleci Oğuzhan 10 dakikada olmadan 2 net kurtarış yaptı bile. Berke açık oynuyor. Rize'de bu arada açık bir futbol oynuyor onu söyleyelim. Cihat girdi araya. Cihat çok serin kanlı. Şimdi Doğukan'da kaldı onun pası. Geçmedi Deniz. Yine uzun top savunma arkasına. Morris'ten Koray'a ama offside. King Cash'i kim ya? King Cash'i herhalde evet. Morris. İzleyicilerimizden de yorumlar var. Kobe Tekin demiş ki haydi Rize, haydi Rize, haydi. Yen Galatasaray şampiyon Beşiktaş olsun demiş. Morris. Koray. Hüseyin. Deniz. Morris. Morris taşıdı, verdi pasını. Serhat tek toplar. Koray, Ege Oğuzhan. Geçit vermiyor Oğuzhan ama offside. Şu anda maça en iyi giren isim kuşkusuz Çaykur Rizespor kalecisi Oğuzhan. Burada da her ne kadar offside olsa da yine bu topu da çıkarttı. Deniz, şimdiden... nefis bir tek top. Galatasaray baskıyı arttırıyor. Kaan, Kaan. Boşluk aradı Kaan. Verdi Koray'a. Koray. Sıfıra indi Koray, çevirdi Egemen, son müdahale Egemen'den. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 3 oyuncu var Galatasaray'dan içeride, paslaşarak kullandılar. Koray öndireye, iyi bir organizasyon, Hüseyin dışarıya, Cihat. Ceza sahasından inanılmaz bir karambol, çizgiden çıkardı savunma. Çizgiden çıkardılar. Beşiktaşlılar da eli yüreğinde izliyorlar bu maçı kuşkusuz şu ana kadar. Galatasaray'ın yakaladığı 3 net fırsat var. Deniz
Çekti Deniz, verdi içeriye Koray. Şut şansı Oğuzhan. Net fırsatlar, net pozisyonlar, önemli tehlikeler Rize kalesinde. Kaleci Oğuzhan uzun oynadı. Cihat karşıladı Berke. Berkkan. Berkkan boşluk aradı. Deniz. Berkkan girdi araya. Doğukan solda boşluk var. Şimdi gönderdi oraya. Cihat kapattı. Mustafa. Mustafa sıfıra indi. Mustafa çevirdi. Ceza sahası. Şimdi Kaan. Galatasaray'da top. Serhat. Serhat gönderdi. Üçgeni geçmedi Mehmet. Çekti Mehmet. Verdi pasını. Mustafa. Mustafa'dan kanada. Kaleci tereddüt etti. Top dışarıya çıktı. Tuğşat yetişemiyor. 25. dakika. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Galatasaray golü bulamadığı her dakikada stresini biraz daha fazla hissedecek diye düşünüyorum. Çok önemli bir maç. Şampiyonluk kadar değerli bir maç. Kaan. Koray. Koray. Destek bekledi Koray. Şimdi verdi pasını. Ege. Ege geriye. Kaan verdi. Morris. Kaleyi düşündü Morris. Oğuzhan daha kolayını atamamıştı Morris. Buradan Oğuzhan'ın yemesi hayli zor gözüküyor. Uzun oynadı Oğuzhan. Karşıladı Mete. Şimdi Emre. Pası. Doğukan. Doğukan. Çok kalabalık başı. Doğukan müthiş yardımlaşıyor Galatasaray. Topu kaptılar. Uzun gönderdiler. Taç. Cafer. Doğukan. Geçti. Doğukan. İçeriye. Doğukan önünde kaldı mı? Mete giriyor araya korner. Köşe vuruşu. Ceza sahasına kalabalık geldi. Rize 5 kişi var ceza sahası içinde. Şimdi kullanıldı. Ön direğe doğru Mete karşılıyor ve bir kontra atak şansı. Morris aldı indirdi. Tek top Morris'ten Kaan'a. Rize savunması yerleşmeye çalışıyor. Kaan taşıdı çizgiye. Kaan. Kaan destek şimdi geldi Kaan'a. Ege. O da merkeze Mete. Kalabalıklaştı. Rakip ceza sahası çevresinde Galatasaray. Morris. Mustafa. Mustafa'nın pası Deniz. Ön alanda baskı. Deniz çevirdi içeriye. Çok kritik müdahale. Egemen'den hayati müdahale. Cafer uzun oynadı. Çok uzun oynadı. Kaleci Metehan'a kadar geldi. Metehan. Ayağıyla oynadı o da. Koray. Kaptırıyor Emre. Berke. Kaan girdi araya. Karşılıklı top kayıpları. Tuğşat. Koray. Son anlar ilk yarıda. Kaan. Deniz. Koray. Kaan, iyi paslaşmalar, kale boş, müthiş karambol orada Mustafa. Kaleci Oğuzhan kaleyi boşalttı Mustafa. Dakika 40, 0-0'lık eşitlik, Serhat, Mustafa, verdi pasını Tuğşat. Şimdi savunma arkasına Rize tehlikesi, Berkan çekti, Berkan baktı yaya, Tuğşat çeviremedi Tuğşat. Mete ve kontratak. Koray kaldırdı topu nefis noktaya. Morris gidiyor. Morris offside. Üçüncü kez offside'e düşüyor ilk yarıda Galatasaray. Kısa paslaşma. Mustafa şimdi verdi pasını. Berkan, Tuğşat, Mustafa, Berke, Deniz girdi araya. Deniz harika bir tek top ama... Oo, avantajı bırakmadı maçın hakemi. Herhalde offside vardı. O yüzden avantajı bırakmadı diye düşünmek istiyorum. Çünkü karşı karşıya pozisyondu. Rakip yarı sahadan offside olmaz. Kaan. Morris Oğuzhan. Topu kullanıldığı nokta. Hayır. Morris ayağından çıkardığı anda offside'ti. Son adam. Ha öyle diyorsun. Aynen. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Yoksa avantajı oynatması lazım. Ege. Ceza sahası dışına. Koray. Oo. Koray Oğuzhan yine çıkardı Oğuzhan. Tek başına direniyor Galatasaray ataklarına. Belki de ilk yarıda son şans. Paslaşarak kullandı Galatasaray. Koray yaptı ortaya. Egemen karşıladı. Devam dedi maçın hakemi ardından. İlk yarının son düdüğü geliyor. Vay Oğuzhan'ın be. Yıldızlaştığı bir ilk yarı. Evet. 4 net kurtarışı var. 4-0 bitebilirdi Galatasaray güle oynaya. İkinci yarıya çıkabilirdi ama. Aynen. Şimdi Beşiktaş taraftarları da dediğin gibi. Heyecanlandı. Heyecanla bekliyorlar. İkinci yarıda tabii
Ne kadar dayanabilecek Rize onu göreceğiz. Ama ben hep bu tip kritik maçlarda stresin de etkili olacağını düşünüyorum. İkinci zaten yere var. Beşiktaş son haftalarda mesela çok stres yaşıyor maçlarında. Aynen ama bir şekilde buraya kadar taşıdılar mücadeleyi ve şu anda bu maç böyle biterse son haftaya puan puana gireceğiz arkadaşlar. Evet, kim daha çok atacak diye maçlara bakacağız. Aynen öyle. Bu arada tişörtünü çok sevmişler. Lakers tişörtünü çok beğendim abi demiş Kobe Tekin. Eyvallah sağ olsun. Başka bir izleyicimiz de Lakers elendi ne diyorsun demiş. Onu da Lakers'ı tutmuyorum bu arada. Konuşuruz. Galatasaray başlayacak ikinci yarıya. Morris Mete ile oynadı. Kaan, Emre, Berke. Sol kanada. Berkan topu oyun alanında tutamıyor. Yalnız Cihat da öyle bir stoper ki çarpan taca çıkıyor Cihat'a. Serhat taç atışını kullanacak. Boşta arkadaşını arıyor. Çok kalabalık rakip yer alanda Rize. O baskı sonuç verdi. Emre indirdi. Şimdi tehlike. Tuşat şut. Dani'den döndü. Ceza sahasında Deniz hiç riske girmedi. En doğru olanı yaptı. Taca gönderdi. Mete. Uzun oynadı Mete. Kaleci Oğuzhan çıkacak mı? Oğuzhan! Oğuzhan! Tereddüt etti Oğuzhan! Morris o topa yetişse mutlak gol şansı. Oğuzhan uzun oynadı. Mete vurdu kafayı. Koray indirdi. Morris iki kişinin arasından çıkamadı. Tuşat. Berkan. Berkan çekti. Berke. Şimdi... Yeniden Tuşat iyi pas yaptı. Rize bu bölümde. Cafer, onun pası Berkan. Doğukan kaleye döndüğü anda Mete. Uzun bir top şimdi Koray'a doğru. Koray gidiyor. Tek top Morris'e. Atağa destek. Çok iyi düşündü. Ama Kaan'a dönmeyi düşündü. Emre girdi araya. Doğukan, Tuşat. Tek toplar Doğukan. Doğukan çeviremedi. Solda büyük boşluk var. Oraya pas Koray. Morris'e baktı Koray. Uzun oynadı Morris'e. Savunma karşıladı. Mustafa. Çekti. Berke. Berke'nin pası. Berkkan. Berkkan ilk rakibini geçti. Cihat. Duvar gibi geldi yine oraya Cihat. Serhat bir taç daha. Mustafa. İkinci yarıda oyunda dengeyi biraz daha kurdu Rize. Cihat. Uzun oynadı. Morris. Kaan'dan tek top Mete'ye. Mete sol kanada baktı. Şimdi Koray. 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 Şut açısı bulamadı. Pas kanalları da doluydu. Tuşat girdi araya. Kaan. Morris. Koray. Koray. Pası Ege'ye. Morris. Bir pas daha. Kaan. Oğuzhan. Oğuzhan. Bir kurtarış daha Oğuzhan. Müthiş performans. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 4 kişi var ceza sahasında. Şimdi Serhat gönderdi. Hüseyin. Rıza Çay uzaklaştırıyor. Riske girmedi. Kontra atağı başlattı Rıza Çay. Atak devam edecek Berkan. Yerleşti Galatasaray savunması. Mustafa. Emre. Cafer Emre. Çok iyi pas. Doğukan. Cafer. Cafer dışarıya, Tuşat o da dışarıya, Emre, Cafer, Cafer Doğukan'da kaldı. Doğukan döndü, pas kanallarına baktı. Doğukan kaptırmadı Doğukan. Aa. Ne yaptı Doğukan, ne yaptın? O ana kadar her şey çok iyiydi, orta yerine şuta bastı zannediyorum. Herhalde yanlış tuş. Zaman daralıyor Galatasaray için. Son 20 dakika, golsüz eşitlik. Çaykur Rize atakları da devam ediyor. Bir yandan her an her iki kalede de gol görebiliriz. Bu skor beraberlik Beşiktaş'ın işine gelecek. Bu arada inanılmaz bir hata. Hüseyin rakibe doğru sekse kalecinin degacı stoperin suratında patladı. Berke, Kaan söktü topu Tuşat, Deniz. Şimdi az adamla yakalanabilirler. Ceza sahasında Koray. Aa. Yine Oğuzhan. Aşırtmayı da yemedi Oğuzhan. Her şekilde golü denedi. Galatasaray şutlar, kafa vuruşları, ceza sahası içinde ekstra paslar, plaseler, aşırtma
Hiçbirinde Oğuzhan izin vermiyor. Kaan, Mete. Mete'nin pası iyi noktaya. Serhat, Deniz, Mete. Kaan çekti. Kaan iyi pas. Konay ceza sahası. Kaleci Oğuzhan dönen top. Gol! Gol, gol, gol Morris. Morris attı. Galatasaray 76'da kapıyı kırdı. Oğuzhan buna artık daha ne yapsın? Bu pozisyonda da ayağıyla çıkarttı ama havuza düşen topu savunma uzaklaştıramayınca Morris bitirdi. Şimdi Berkan geçti Berkan rakibini. Berkan içeri baktı, çevirdi. Doğukan, Hüseyin geldi oraya. Hakem faul diyor. Dedim penaltı mı diyen. Tehlikeli bir yer. İkinci oyuncuyu çağırdı yanına. Kısa paslaşma olabilir. Galatasaray da her adamın başına birini dikti savunmada. Cafer, Mustafa geriye. Şimdi Berke. Berke kaldırdı. Kafa vuruşu. Kaleci Metehan. Dakika 80, son 10 dakika. Galatasaray şampiyonluk yılında en önemli, en kritik virajlardan birisini geçmek üzere. Koray gidiyor, Morris. Morris karşı karşıya, garantiye almak istedi. Vurmadı. Bu arada ilginç işler oluyor ceza sahasında. Müthiş karambol. Berke, Emre, Tuşat, Tuşat. Şu anda Beşiktaşlılar da Rize ile birlikte atakta. Berkan, Mete. Atak devam edecek Mustafa ile. Kaan girdi araya, uzaklaştırdı Kaan. Koray vurdu kafayı. Mehmet. Son 5 dakika. 3 puana 5 dakika uzaklıkta Galatasaray. Şampiyonluğa son haftaya girilirken maç böyle biterse çok çok yakın olacak Galatasaray. Mustafa. Egemen, topuk pası geçmiyor. Deniz uzun oynadı. Bomboş orada Koray. Koray ceza sahasına ilerledi. Nefis geldi Egemen. Emre uzun oynuyor. Cihat. Kaan orada. Girdi araya Kaan. 90. dakika. Kaan. Kaan'ı indiremediler. Süreye oynadı Kaan. Döndü geriye Kaan. Aslında dönse ikinci golü atabilirlerdi. Berke uzun oynadı şimdi. Sol kanada açılan top dışarıya çıkıyor. Rahat bir nefes alıyor Galatasaray. Son anlar. Maç bitmek üzere. 1-0 önde Galatasaray. Kaan, Serhat ve Taç. Stres var Galatasaray'da ama oynatmadı. Taç atışını kullandırtmadı. Maçın hakemi ve Galatasaray 1-0 kazanıyor. Saygı Rize engelini çok zor aştı. Aslında tabii ki istatistiklere baktığımızda hak eden, daha çok pozisyona giren Oğuzhan'ı bir türlü geçemeyen Galatasaray'dı. Ama hani Rize çelmeci takım kimliğine bürünmek için başta kaleci Oğuzhan her şeyi yaptı. Ama sonuçta hak eden kazandı. Evet, inanılmaz fazla sayıda yorum var. Ben mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım. Şampiyon olacağız, başka yolu yok demiş Bulut. Şampiyon olacağız. Şampiyon Beşiktaş demiş Batuhan da. Rize kaleci dışında tam bir fiyaskosun demiş Nazım Ali Uysal. Tuşat da iyiydi ya. Fena evet. Değil yani. Yine yorumlar var. Oğuzhan'ı ne oldu, bir durdun, küfür demiş mü var? Ya var işte kendi aralarında bir şey ama küfür yok. Hani daha böyle sert nidalarla diyelim. Hmm. Küfür değil ama. Evet, müthiş bir heyecan yaşamış izleyicilerimiz de maç sırasında. Ama Beşiktaşlar üzüldü, onu söyleyelim. Galatasaray böylelikle puan tablosu ekrana geliyor. Aynen işte canlı 75-73. Puan durumu 75-73. Galatasaray haftaya berabere kalırsa ve Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş'ın şöyle söyleyelim. Yani 5-0. Beraberlik karşısında evet. 5-0. 5-0. Yani 5 farklı galibiyet lazım Rize karşısında. Eğer kalede... Yani attığı yediğini göremiyoruz biz bu puan tablosu. 5 olursa geçiyor ama işte. 5 olursa geçiyor ama eşitlerse ne olur diye düşünmek lazım.
O zaman da hangi takım olursa, daha çok... Daha çok gol atana bakmak lazım. Hangi takım daha çok gol attı onu da ona bakılır. Öğreniriz. Vardır zaten şeyde, tabii, sitede tabii. Vardır. Yani bu grafiğe sığsın diye. Aynen öyle. Ama şöyle söyleyeyim, Rize ile oynayacak Beşiktaş. Oğuzhan varken kalede, Oğuzhan'ın 4 gol yemesi, 5 gol yemesi zor çok çok zor gözüküyor. Kolay bir ihtimal değil. Şu anda Galatasaray için şampi diyebiliriz. Ama Trabzon'la oynayacak. Trabzon'da çok zorlu bir takım. Kolay bir takım değil. Son haftalarda çok formda. Bir kez daha puan tablosunu getirebilir misin? Sana zahmet veriyoruz ama. Orada göreceğiz puan tablosunu. 42 puanda Trabzon. Trabzonspor'da 45 olabilir bugün kazanırsa. Için, evet, aynen öyle. Dördüncülük için mücadele veriyor. Evet, dördüncülük mücadele. Yani iyi bir takım, güçlü bir takım. Bu ligin en önemli özelliklerinden biri her maçın ayrı bir hikayesi var. Her aynen. Maçta oyuncular bu oyundan keyif almak için oynuyorlar. Ne para için oynuyorlar aslında bakarsan ne işte tabii canım, başka buradan, şey için oynuyorlar. Buradan çok ciddi yani bir gelir işte, elde etmek kolay değil. Tabii ki 3. 5. 8. olmak motive eder takımları ama daha çok keyif almak ve kazanmanın mutluluğunu yaşamak için oynuyorlar. O yüzden... Dediğim gibi tatile giriyoruz kafasıyla oynamayacak Trabzonlularda. ben yine zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Alp'in de söylediği gibi tekrar edelim. Beşiktaş son hafta, önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'la, Galatasaray'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek ve son hafta 30. haftada şampiyon belirlenecek. Şu anda Galatasaray'ın bir avantajı var. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ama berabere kalırsa Beşiktaş'ın aldığı sonuç, gol sayısı önemli olacak. Yani Galatasaray bilmiyorum kaybederse de o zaman Beşiktaş'ın kazanmasıyla şampiyon Beşiktaş olacak. İlginç bir durum. Bakalım neler olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz ama şunu söyleyelim. İki takım da namalip son haftaya giriyor. Ve bu konuda da gerçekten takdir etmek lazım. Aynen. Takımları. Muazzam performans. Yani, müthiş performans. Yani keşke iki kupa verilse. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Aynen. Namalüp ikinci olacak bir tanesi belki. Evet. İstanbulspor'un 11'i sıradaki maçımız. Kalede Osman var. Yunus, İbrahim, Sina, Baha, Halim, Esat, Berat, Onur, Tunahan ve Dorukan 11 ile sarı siyah formalı. İstanbulspor sahada her zaman söylüyoruz gerçekten o hani Dortmund'u hatırlatıyor bana, ben sevdiğim için hoşuma gidiyor. Bakalım İstanbulspor Gençler Birliği karşısında neler yapacak. Gençler Birliği de aynı İstanbulspor gibi üçlü savunmayla bugün çıkıyor. Dominik kalede, Umutcan, Durmuş, Ümit, Eren, Alpay, Enes, Burak, Ali Esa orta beşli ve Baran da Oğuzhan'la birlikte ileride gol arayacak isimler Gençler Birliği'nde. Bakalım buradan nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Biz tabii ki dünü geçmek istiyoruz. 4 gol dedik ama başlangıç çok gollü olmadı. 1-0. İster misin bugünü de 3 golle bitirelim. Tarihe geçelim. İstanbulspor Gençler Birliği maçı biraz böyle bir rengi ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Hatta bir şey söyleyeceğim. 0 kalan 3 maçta 0-0 biter. Olabilir. Gerçekten olabilir. Vallahi. Neden olmasın? Böylece tefligi kariyerimizi zirvede bırakırız biz aynen, de yani. Aynen. Tek gol olursa orada bırakırız. Evet. Var değil mi maça? Evet biraz sonra bağlanacağız karşılaşmaya. Bu arada Avrupa Şampiyonası'nda da heyecan tabii ki bizim için birazcık milli takımın bu düşüşüyle şeyimiz kaçtı değil mi? Tadımız kaçtı. Kaçtı. Ya bir de şey yani çok sevdiğimiz bir oyuncu grubu. Çok böyle harika. Evet altın jenerasyon dedik. Fazla ya, mı şişirdik? Ya öyle. Bilmiyorum. Benim altın jenerasyonuna ya tek tek baktığımda hepsi çok değerli oyuncular zaten. Takım olamadık. Evet. Bunun özeti bu. Yani Galler biliyorsun değil mi? Sen böyle şeyleri iyi takip edersin. Gerçi haber trafiğinde koşturmacan da var da. Galler 11'indeki 7 oyuncu kendi kulübünde oynamıyor biliyorsun değil mi? Kendi kulübünde, kalecileri dahil. Evet, kendi kulüplerinde bu oyuncular rotasyonda olan oyuncular, evet. İlk 11'e giremeyen oyuncular. Bizde takımın yarısı da Championship'te. Evet. Ya ama işte bak bizde mesela Championship, Bundesliga 2 falan çok küçümseniyor ama tabii bunlar de. Çok üst düzeylikler bize göre. Yani biz bir kere
aynaya bakıp boyumuzun ölçüsünü doğru almamız lazım. Ama Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transfer Bundesliga'yı ikiyi küçümsemediğini ortaya koydu aslında. Şöyle, Fenerbahçe'nin geçen sene hep konuşuyorduk. Senle de konuştuk, ortaya karışıkta da konuştuk, açık tribünde de konuştuk. Klasik 9'da sezon başında da konuştuğumuzda, sezon ortasında da, sezon sonunda da hani Valencia ile bitirdi, Samat'ta denendi, o denendi, bu denendi ama klasik 9'da bir problemi vardı. Valencia mesela klasik 9 değil, Samat'ta o performansı veremedi. Klasik 9'a ihtiyacı var ama şunu söyleyeyim Fenerbahçe için de, sosyal medyadan da çok soru geliyor bu arada, hani varsa izleyenler arasında bu konuyla ilgili. Eğer Lucien Favre'yi alırsa Fenerbahçe, Serdar Dursun transferi benim için soru işaretidir, onu da söyleyeyim. Favre çünkü 9 numara sevmez. 9 numarayla oynamaz. Acaba diyorum Serdar Dursun transferi Favre'yle anlaşılamadığına mı gidiyor çok iş artık? Çok iyi niyetlisin Alp ya. Yani sen bizim kulüplerin yönetimleri içerisinde transfer yaparken bunları düşünen insanların olduğunu mu düşünüyorsun? Ya şöyle, şahsen tanımıyorum da görebildiğim kadarıyla bu mesela Selahattin Baki var Fenerbahçe yönetiminde. Sportif direktörlük, sportif direktörün de ona bağlı hani sportif yönetim kurulu başkanı gibi çalışacağı gibi bir şeyler okudum ben. Donanımlı bir insan görebildiğim kadarıyla. Belki düşünmüşlerdir, evet, belki de ben iyimser düşünüyorum ama ya da şöyle söyleyeyim, olması gereken bu. Çünkü önce oyuncular alıp sonra hoca almak tabii genelde bizde yapılan şey ve çok sonra hep hüsran oluyor baktığında. Mesela Galatasaray PSV Eindhoven'la oynayacak. Ne başkan belli, ne hoca belli, ne transferler belli, ne kamp belli. Hatta şey belli, işte Aykut aradı geçen maçı anlatır mısın diye. Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takımlar belli ama kampa kimlerin gideceği belli değil daha. Düşünebiliyor musun? Gerçekten öyle. Galatasaray başkanını da seçecek. Çok ilginç bir seçim süreci. Çok fazla aday var. Katılımın fazla olmayacağı düşünülüyor. Tam bir sürpriz şeyi olabilir. Sonuç ortaya çıkabilir ki bu arada başkan adaylarının bazı şeylerini okuyorum. Sosyal medyaya düşüyor. İsim vermeyeceğim zaten, bilen bilir. Şununla görüştük. İşte Ralf Rangnick bizden haber bekliyor falan. Yani yapmayın bunları ya. Yani hani biz şey yapıyoruz ya, medyayı çok eleştiriyoruz ya, medyanın içinde olmamıza rağmen işte biliyorsun yıllarca belirli gazetelerde transfer döneminde herkes geliyor, herkes tabii, gidiyor tabii. Bir şeyler. Belediye yani teyze gelmedi ya bir türlü. Yani. Ben Ralf Rangnick seni bekler mi abi? Adam Milan'ı reddetti. Yani. Yani Ralf Rangnick şu an şöyle demişti bütün büyük Avrupa. Siz bütün seçilin de konuşuruz demişler. Başından sağmıştır. Ya ben telefonlarına bile çıktığını zannetmiyorum. Ya bu kadar adam projesi olmayan, bak Milan'ı niye reddetti biliyor musun? Benim istediğim proje, yani Milan reddedilir mi? Benim istediği projeyi yapmıyorsunuz diye Milan'ı reddeden adamı benden haber bekliyor diye yalan söylüyorlar. Evet değerli izleyenler, gecenin ikinci karşılaşmasında İstanbulspor ve Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Erhan senden en az 2 gol, 3 gol bekliyorum. Merak etme, karşılıklı goller olacak. İstanbulspor ilk hata geliştirecek şimdi. Yarı sahasında top çeviriyor. Maçın hakemi de İstanbulspor formasını giymiş ve İstanbul ekibine destek veriyor. Sağ kanatta şimdi Baha şık hareketler. Berat bıraktı. Tunahan çok derin, çok hızlı. Top doğrudan dışarı gidiyor. Kale vuruşu kullanılacak. Sağ kanada doğru. Esat. Halim. Berat. Berat. Alpay. Sağ kanattaki boşluğu gördü. Şimdi Alpay bir kez daha geldi, aldı. Pasını verdi Burak. Burak Baha araya giren isim. Kontra atak başlatıyor İstanbulspor adına. Sol kanada çizgiye doğru. Bir kez daha Baha Onur'la paslaşmıştı. Enes araya girdi. Taç atışı kullanılıyor İstanbulspor'da. İki takımda da çok fazla top kaybı var, onu söyleyelim. Enes ve korner. Köşe vuruşu kullanıyor İstanbulspor. Ön direk. Kaleci Dominik. Dominik uzun gönderdi. Yine Baha her yere koşuyor şu dakikaya kadar, onu söyleyelim. Burak. Burak, Berat, Onur,
Onur Berat paslaşması. Şimdi savunmanın arkasına güzel bir pas. Çok uzun yetişti. Ortası Eren araya giriyor. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Halim. Onur. Enes. Onur araya girdi. Şutu savunmadan dönüyor. Riskli bir pozisyonda. Top kaybı Gençler Birliği savunmasından. Enes. Alpay. Ümit. Durmuş da oynadı. Baran orta alana geldi. Topu aldı. Bu dakikada Durmuş. Atak yönü sağ kanat diyor. Umutcan. Enes. Şimdi Ümit. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı ve kontra atak başlıyor. Berat. Berat. Kötü pas geldi. Ümit. Baran. Alpay. Enes. Burak. Burak'ın pası. İki takım da şu ana kadar önemli bir gol fırsatı yakalayamadı. Çünkü orta alanda çok fazla top kaybı görüyoruz değerli izleyenler. Eren Durmuş'la paslaştı. Baran yine kendi yarı sahasına kadar gelmek zorunda kaldı topu almak için. Ali. Ümit. Ümit Halim. Araya girdi, topu kazandı. İstanbulspor atağı başlıyor. Esat. Esat sağ kanada gönderdi. Orada Tunahan var. Tunahan'dan pas hatası. Ali, Burak, Alpay üçgeni kurdular. Sağ kanada doğru gönderdiler. Enes. Derin pas, savunma. Kaleci çıktı. Osman aldı. Osman hemen topu oyuna soktu. Seri paslaşmalar. Onur. Top kaybı. Sina. İki takım da o kadar çok top kaybediyor ki gerçekten yetişmekte zorlanıyorum. Sina. Onur. Baha, Sinan. Bir kayıp daha. Enes. Alpay. Ümit. Baran orta yuvarlakta. Burak'la oynadı. Yanında Baran, vermedi. Şimdi Alpay. Alpay. Maçın hakemi oyunu durdurdu mu? Evet, serbest vuruş kullanacak Gençler Birliği. 29 metrelik mesafe var. Kaleye bir vuruş beklemiyoruz tabii ki. Dakika 30. Paslaştılar. Ali. Umutcan. Ortası. Eren kafayı vurdu. Top dışarı gidiyor. Sina. Onur. Onur yine sol kanada derin oynadı. Faul beklentisi var. Dorukhan. 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 Top dışarıda. Karar out. Dominik kale vuruşunu kullanacak. Arkadaşlarının dağılımına baktı. Evet, gerçekten öyle herhalde. Dün ben biraz fazla yüklendim ilkiye galiba. Biz hep yeniyoruz sizi diye. Esat, Berat, Halim, Baha verdi pasını. Şimdi Dorukhan, Umutcan araya giriyor. Onur ortaladı. Eren çok iyi yükseldi savunmada. Ümit, Alpay. Şimdi Burak. Burak'ın pası, sağ kanattaki boşluğu iyi gördü. Burak, Enes. Enes. Baha şu dakikaya kadar ilk yarıda en etkili isimlerden biri. Çok fazla top kazandı İstanbulspor adına. Yine sol kanadı kullanıyor İstanbulspor. Dorukhan. Aa. Geçmedi top. Ali. Burak. Hakim, Alpay. Biraz daha koyu sarı giyseymiş hakem. Dedim ya, bu arada gol fırsatı, şut ve gol! Golü kim attı derseniz, ismini özellikle maçın başından beri söylemiyorum. Çünkü Tosuncuk olarak yazmış ismini. Kadroda önümde yok. Maçlar sırasında genelde söylüyoruz arkadaşlar. Aşkın yani galiba. Listeye sadık kalırsak ilk 11 listesine, tabii ki sizin kendi vermek istediğiniz isimler olabilir ama. Onu mu yazsın oraya? Evet, biz izleyicilerimize... doğru ismi aktarmak istiyoruz. Arkadaşlar arasında Tosuncuk diye olabilirler ama. Tosuncuk Taşkın. Evet.
Gençler Birliği 1-0 önde. Böylelikle ilk yarının son bölümlerinde gelen golle Dorukhan beraberlik şansı. Onur niye döndü geriye aslında bilmiyorum. Kaleye yönelse daha tehlikeli olabilirdi. Onur. Baha. Şimdi Onur. Dorukhan geçemedi. Dorukhan dışarı gitti. Bitti galiba. İlk yarıda son düdük geldi. Böylelikle bu maçta da bir gol oldu. En azından sen ilk yarıdan bir golü buldun. Bir gol mü? Yani biz şu anda neyin hesaplarını yapıyoruz? Ya dördü geçeceğimizi evet, hesaplayacağım. Hiç aklıma gelmezdi benim ya. Biz geçen hafta Perşembe günü ikinci maçta 11 golü geçmiştik galiba değil mi? Geçen hafta rekordu galiba. En gollü haftalardan biriydi yani. Evet, İstanbulspor Gençler Birliği maçının ilk yarısında çok fazla top kaybı vardı iki takımda. Çok. Böylelikle zaten kaleye inmekte zorlandılar ama sonuçta Gençler Birliği golü buldu ilk yarının son bölümünde ve 1-0 önde girecek. Trabzon, Kocaeli, Giresun, Samsun maçlarında gol yağacak bence. Öyle mi diyorsun? Özellikle Trabzon, Kocaeli maçında. Yani ben Antalya, Kayseri maçından da çok şey bekliyorum ama 0-0. Evet, ikinci yarıda tekrar birlikteyiz. Baran'ın vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz. Ümit, Eren, uzun oynadı Eren. Sina, Alpay. Tosuncuğun ortası. Ümit. Golü atmıştı ilk yarıda hatırlatalım. Berat. Dorukhan. Verdi pasını. Şimdi Onur. Rakip yarı alana geçti. Topu taşıyor. Arkadaşlarını bekledi. Baha kaybetti. Alpay Baran'la oynadı. Baran çok fazla orta alana gelip top almak zorunda kalıyor maçın başından beri. Alpay. Ümit. Umutcan, Eren. Umutcan, Ümit. Burak, Enes. Enes kaybetti. İki kişi sıkıştırdı. Onur, topu kazanan isim. Berat. Dorukhan. Halim orta alanda derin oynadı. Şık bir müdahale savunmadan Berat. Sağ kanat boşluk Esat. Esat verdi pasını ama Ümit araya giriyor. Ve kontratak başlıyor Gençler Birliği'nde. Ali'nin pası derin. Baran topla buluştu. Baran aldı topu taşıyor. Baran son çizgi. Rakibinden sıyrıldı. Bir ikinci rakip o Halim topu kazandı. Sonrasında Baran'a çarptırdı. Top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Dakika 57. Gençler Birliği'nin ilk yarıda gelen golle 1-0 üstünlüğü var. Baran bir taç daha. Esat. Güzel pas ceza sahası içi. Dorukhan, Eren durmuş. Riskli bir pas. Umutcan tehlikeyi uzaklaştırmak zorunda kaldı bu şekilde. Dorukhan verdi pasını. Berat savunmadan döndü. Korner. Gençler Birliği karşısında İstanbulspor baskıyı artırmaya çalışıyor. 60 dakika geride kaldı karşılaşmada. Penaltı noktasını geçti top. Umutcan. Yunus. Pres sonuç verdi. İstanbulspor yine kazandı topu. Baskı sürüyor. Umutcan. Gelişi güzel bir vuruş. Taç. Onur. Baha. Halim. Sağ kanat. Şimdi Esat. Esat ortaladı. Kafa gelmiyor orada hücumda. İstanbulspor'da. Savunma uzaklaştırdı. Oyun durdu. Enes. Alpay. Baha'nın faulü. Sonrasında da sarı kart geldi. Dominik. Umutcan. Enes. Burak. Enes harika sıyrıldı iki kişi arasından. Verdi pasını. Savunma araya girdi. Penaltı kararı geldi ve sarı kart. Baran topun başında. İkinci gole yakın Gençler Birliği. Sarı kartı İbrahim gördü hatırlatalım. Baran. İşaret geldi maçın hakeminden. Baran gelecek. Baran geliyor. Baran golü atıyor. Gençler Birliği farkı ikiye çıkarıyor. Harika bir penaltı golü Baran'dan. Sol ayağıyla 90'a astı topu.
67'de fark 2'ye çıkıyor. Sina. Sina. Alpay. Oyun disiplininden bakalım kopma olacak mı İstanbulspor'da? Daha 21 dakika var. Burak. Şık bir hareket Ali'den. Ali son çizgi. Yunus ve korner. 5 oyuncu ceza sahası içi ve çevresinde top bekliyor Gençler Birliği'nde. Yüksek ön direk. Kafa vuruşu dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak. Son 20 dakika. Durmuş. Baran. Baran'ın pası. Ceza sahası içinde bir hata gelir mi? İstediği yerde alamadı topu. Tosuncuk verdi pasını Enes. Sina araya girdi. Sina mücadelesini devam ettirdi. Alpay. Enes. Sina. Korner. Ceza sahası içinde itişmeler var. Yerde kalan bir isim. Yunus kafayı vurdu. Onur. Onur'un pası Berat. Berat aldı topu. Döndü. Halim, Berat. İyi geldi İstanbulspor ama Alpay çok yerinde müdahale. Enes. Pasını verdi. Şimdi Tosuncuk. Baran içeride top bekliyor. Enes. Ümit. Harika pas. 3 geldi. Ali attı. Ali attı ama Ümit'in pasının hakkını vermek lazım. 79'da Ali'nin golü. Boşluktaki oyuncuyu çok iyi gördü gerçekten. Savunmanın açığını çok iyi yakaladı. Dorukhan. Yüksek top. Eren. Müdahale. Enes. Böylelikle dünü yakalamış olduk. 4 gol. Neyse ki. İstanbulspor Gençler Birliği maçında çok fazla sarı kart var. Şimdi de Yunus sarı kart gördü İstanbulspor'da. Ali 3. golü atmıştı. Osman yumrukladı. Kaleye mi gönderdi? Orta mı yaptı? Ama İstanbulspor'un hata başladı. Topla buluşan Tunahan. Tunahan verdi pasını. Top ağlarda gol. Geçti. Harika bir kontra atak organizasyonu. Onur 3-0'dan sonra biraz da Gençler Birliği'nin gevşemesini de altını çizmek gerekir. Ümit yani 1-0 olsaydı bu kadar açığı vereceklerini sanmıyorum. Ama 84. dakika hiç belli olmaz bu oyunda. Neyin ne olacağı Esat. Esat verdi pasını. Tunahan. Tunahan vurdu savunmadan döndü. Burada gol olsaydı müthiş bir son dakika heyecanı yaşayabilirdik. Ceza sahası dışına doğru. Kafa sekti Eren. Umutcan, Yunus, yüksek top, kafa savunmadan geldi ve Baran şimdi istediği boşluğu buldu. Baran topu taşıyor, dakika 89, Baran girdi ceza sahasına, Baran çekti, Baran attı ama dışarı gitti. Müthiş gol oluyordu çok be. Çok güzel hareketler, son vuruş kusursuz değildi. Dakika 93-1 Gençler Birliği'nin üstünlüğü var Onur. Özellikle ikinci yarıda çok iyi bir futbol var. Orta kafa savunmadan durmuş iki oyuncu arasında vurdu. Ali. 2 dakikalık uzatma var. Yunus. Baran. Baran uzun oynadı. Şimdi gol fırsatı. Tosuncuk dışarı. Ve maç bitti. Müthiş bir ikinci yarı. 3-1'lik skor. Gençler Birliği İstanbulspor'u 3-1 mağlup ediyor. Biz de böylelikle rahat bir nefes alıyoruz. Aynen. Artık kalan maçlar 0-0'da evet, bitebilir. Yani 0-0. Ki ben Trabzon-Kocaeli maçından bol gol bekliyorum. Keza Giresun-Samsun Karadeniz derbisi. İlk o da maç güzel ve bir maç ikinci olacak. Maçın ilk yarısı bizi bir hayli korkuttu. Korkuttu. Evet, yorumlar da var. Puan durumuna da bakalım. Onur işler işlemez. Kocaeli Spor maçı sırada. Alp Hocam, TRT Milli Maç yayınlarının hemen hem yayın kalitesi hem de yorum kalitesinin bu kadar düşük olmasının sebebi sizce ne?
TEF yayınları bile daha kaliteli. Aradaki imkan uçurumuna rağmen demiş. TRT asırlardır iyi yönetilemiyor. Bir dönem ben de çalıştım orada. Şampiyonlar Ligi koordinasyonunda. Yani iyi niyetli insanlar var. Çok fazla iyi niyetli, iyi işler yapmak isteyen insanlar var. Ama TRT'nin geneline... Yani sadece bu dönemde değil, eskiden bu yana, benim babam da eski TRT çalışanıdır. Maalesef çok ciddi bir memur zihniyeti, evet. Hakim. O yüzden çok fazlasını, çok üst düzey şey beklemeyeceksiniz. Devlet bürokrasisi arkadaşlar, yani gerçekten bürokrasi öyle var, kolay. Kolay karar alınmıyor, çok hantal bir yapı. Mesela ben bir şey söyleyeyim, benim de en çok takıldığım şey. Şimdi benim en sevdiğim, yani en çok... Hepimizin hayatında maç özetleri çok özel bir yer tutar. Maç biter. O maçın tamamını izleyemezsin. Bir şey olur işte. Senin yeni çocuğun olur. Çocuğa bakarsın. O olur, bu olur. Başkası aynen. PlayStation oynar. Maç baydı diye. Ama maçın sonunda bir maçın özetine bakmak istersin. Şimdi biz de mesela ben Esport'tayım. Esport'ta çalıştığım için söylemiyorum. Doğrusu bu olduğu için söylüyorum. Maç bittikten 10 dakika içinde atıyorum Dortmund Bayern Münih. Ya da çok vasat bir maç. Union Berlin Freiburg. Maç bittikten 10 dakika sonra ya da bir Premier Lig maçı Esport'un YouTube kanalına özet düşer. Maksimum 15 dakika. Maksimum, o da acayip, hani bir hata varsa düzeltmek için falan. Abi ben mesela izleyemediğim maçların özetine gece açıyorum. Bulamıyorsun işte, değil mi? Uygulaması var televizyonda TRT'nin. Orada yok. Mesela Bein Sport pek çok konuda eleştiriyoruz ama maç biter bitmez bir yarım saat içinde, bir saat içinde yasal süre dolunca Bein Sport uygulamasından şeyde akıllı TV'nde onu izliyorsun. Akıllı TV'nin yoksa internetten izliyorsun, telefondan izliyorsun, oradan izliyorsun, buradan izliyorsun, aplikasyondan izliyorsun. Aynı şey Esport'ta geçerli, aynı şey A-Spor'da geçerli. Yani bunu yapmak bu kadar zor olmamalı ya. TRT'de yok. Zor değil yani bu. Ama hani şimdi çok çok detay vermeyelim, bazı bilgiler de bizde kalsın ama sen biliyorsun benim yaşadığım zorlukları TRT'de yönetici olarak çalışırken. Bir tane seslendirme odası yaptırmak için 3 ay uğraştım. Ulan seslendirme odası yoktu Ulus'ta. Yani seslendirme odasız bir spor servisi mi olur? Anlatabiliyor muyum? Kameraya ses okuyorlardı yani. Ya şey... Yani oradaki yönetici arkadaşları, spiker arkadaşları, yönetmeni şunu bunu eleştirirken de evet. Dikkat etmek lazım. Çünkü orada da gerçekten çok fazla işini hakkıyla yapmak isteyen insan var ama engeller var. Yayın kalitesiyle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Uluslararası Azerbaycan rejisinden kaynaklanan çok kötü bir yayın izledik. Yani o Türkiye'deki... Yetkililerle alakalı değil oradaki pek çok şey. Ama ses problemleri arkadaşlar TRT'de bitmez. BBC de bu konuda yani onlar da problem yaşamışlar. Açıklama yaptı da yani birçok televizyon kanalı. Bu biraz Azerbaycan kaynaklı. Tabii yani şey. Tabii insanlar bazen hani bazı kanallara bazı kurumlara kızıyorlar. Başka sebeplerden haklı sebeplerden ama her şeyi de yani ihaleyi ona bırakmamak ya da çalışanları suçlamamak lazım. Emek veren insanlara da, onların emeklerine de saygı göstermek lazım. Orada da çok değerli insanlar var. Ben de TRT'de mesleğe başlamış biri olarak. Ben de orada başladım bu arada ama yani o şey bitmiyor ya maalesef. Bir genel memur zihniyeti var. O bitmiyor yani. Evet. Orada bitmiyor. Evet değerli izleyenler, devam edeceğiz Trabzonspor Kocaelispor maçının yayınıyla. Ben milli takımla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum izin verirsen. Milli takım bizim kırmızı çizgimiz kardeşim. Kırmızı çizgimiz. Sana yedirmeyiz. Aynen öyle. Ya şimdi çok eleştiriliyor. İnsanlar şu bu sen de biraz önce bir şey dedin çok doğru. Bir gazeteci arkadaşımız da dün Twitter'da böyle bir şey yazmış. Ne demiş? Aynı senin dediğin gibi. Ama bu biraz daha farklı versiyonu söylemiş. Ya Twitter'da çok güzel eleştiriler yazıyorsunuz. İşte tespitlerde bulunuyorsunuz sert falan filan. Ya peki neden basın toplantısı odasında bunları dillendirmek yerine 2 saat güzelleme goy goy yapıyorsunuz da bu soruları sormuyorsunuz. Twitter'da yazdığınız şeyleri orada sorsanız gerçekten çok daha iyi olur. Çok da doğru evet. Ya bence asıl problemimiz şu bizim. Biz çok duygusal bir milletiz diyoruz ya. Bunun galiba bazen de arkasına saklanıyoruz. Biz yani her şeyin arkasında biz duygusal milletiz de gitsin değil mi? Ya kardeşim bu bir turnuva.
bu 4 yılda bir olan bir turnuva ve işi futbol olan bir organizasyonun katıldığı bir turnuva değil mi? Biz hayatımızı yaşıyoruz. Bizim bir sürü derdimiz var, işimiz olabilir. Ama futbol milli takımının başındaki Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımı yöneten teknik adam ve heyet ya da oradaki profesyonellerin tek işi Avrupa Futbol Şampiyonası'na takım hazırlamak değil mi? Sen kardeşim kampın kamp değil, hazırlık maçların hazırlık maçları değil. Maçlara hiç hazırlanmadığın profesyonel olarak rakip analizi yapmadığın belli. Ya o zaten. Ben şöyle bir video gördüm. Yine maçtan sonra paylaşmışlar. Kampta yaptığı basın toplantılarından birinde Şenol Güneş aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ya işte kampta yarı kamp, yarı tatil ortamı. İşte oyuncuları şey yapmaya çalışıyoruz falan. Yani şimdi sen bunu orada dedikten sonra zaten bu iş bitmiş. Bitmiş. Yani diğer tarafta bir İtalya'ya bak. Adamlar bizim hedefimiz 2022 Dünya Kupası demelerine rağmen öyle bir motive, konsantre bir şekilde hazırlanmışlar. O kadar iyi çalışmışlar, hazırlanmışlar. Bütün takımlara taktikler özel. Yani maç öncesi milli maç söyleme hırsı, yani onu da demek istemiyorum. Biz öyle hadi bizim çocuklar da yapsın dediğin zaman İsviçre maçına dönüyorlar. Yani bizim öyle de ayarımız yok ama mesela o motive olmuşlar, anladın mı? Bir istek var. Abi bizim işimiz bu. 4 yılda olan bir turnuva, şov, bizim şovumuz burası. Bizim kendimize gösterme yerimiz. Ya bizde öyle bir şey yok abi. Yani çıkarız oynarız, olur olur, olmaz olmaz. Ya böyle yürür mü iş? Ya şöyle, hep tartıştığımız bir konu. Yıllardır bizim bir futbol kimliğimiz, bir futbol ya felsefemiz oturamıyor. Ama bu takımda i̇şte olacak diye düşünüyorum. Bir ara Mehmet Demirkol galiba, Mehmet söylemişti kaos futbolu diye, değil mi? Evet. Onu, yanlış şimdi onu da zaman altında. Özellikle 2008'deki turnuva. Yani kaos futbolu bize hala en çok uyan kimlik bu. Ama şu var, ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizi buraya taşıyan iki tane unsur var. Yani bizi bu turnuvaya taşıyan, işte o Fransa'yı yenmemizi sağlayan, ondan sonra Dünya Kupası elemelerine de iyi başlamamızı sağlayan iki tane unsur var. Bir tanesi konsantrasyon. Yani bizim saha içi oyuncularımızın, işte başta Melih Demiral olmak üzere. Çağlar. Uğurcan. Aynen. Müthiş bir konsantrasyonu bizi bu noktaya getirdi. Artı şunu da bir ek parantez. Bu konsantrasyona ek de bu elemelerin özellikle ilk bölümünde Cengiz'in müthiş formu vardı. Onu da atlamayalım. Yani Cengiz şu an o performansının çok uzağında. Çünkü maalesef bizde sadece topu öne taşıyabilen, dikine öne taşıyabilen sadece Cengiz var. Bir ikinci oyuncumuz yok. Kenan Karaman mesela çok eleştiriliyor ama onun başka görevleri var. Evet. Şimdi biz konsantrasyon olarak elemelerde 100 üstünden 95'sek ben bu turnuvada 30'larda gördüm konsantrasyonu. İşte tamam, biraz önce bahsettiğim şey bu. Evet. Yani işin bu turnuvaya en iyi takımı, çok elindeki kadro ne olursa mesela olsun Danimarka en iyi seviyede çıkar. Baktın mı bugün? Ben biraz baktım. Evet. Danimarka mesela bugün 2-1 yenildi Belçika'ya ama eminim Danimarkalı futbol severlerin hepsi helal olsun dedi. Makedonya maçına baktım. Makedonya yenildi Ukrayna'ya ama öyle bir ikinci yarı reaksiyonu gösterdiler ki Ukrayna karşısında, eminim bütün Makedon zaten maç sonunda ayakta alkışladı Makedon taraftarlar. Biz bu duyguyu yaşayamadık. Yani evet. Bizim bildiğimiz mücadele etmeleri lazım. İkinci unsur da bu işte şeyin medyanın ve özellikle Melih'le Çağlar'ın çok kullandığı Turkish Wall meselesi. Hı. Bizi buraya savunmamız getirdi. Evet. Bizi buraya hücumumuz getirmedi. Biz Galler'e sanki San Marino muamelesi yaptı. Evet. Sen Galler'e karşı da savunmanı ön planda tutacaksın. Ya bir de şöyle bir şey var. İtalya'ya karşı savunmanı ön planda tutacaksın ama bir çıkış planın olacak. Bu arada çıkış planın olsa da, İsviçre'nin çıkış planı vardı. Çıkış planın olsa da yenilebilirsin. O ayrı bir mesele. Konuşuruz. Bir de hesap da yapılmadı. İlk 11'ler geldi, şimdi onu vereceğim. Şöyle bir hesap da var. Ya bu turnuvada üçüncüler de gidiyor kardeşim. Gidiyor. Sen Galler'le berabere kaldığın zaman son maçı şans bırakmış oluyorsun. Ya aynen öyle. Neyse. Ben rakip analizi hiç zaten matematik yok sıfır. Yani gerçekten. Trabzonspor. Bilal, Dominik, Murat, Batu, Kenan, Kaan, Orhan, Ahmet, Morris, Sezer 11'i Trabzonspor'da günün 3. karşılaşmasında. Üçlü yine savunma, beşli orta saha Trabzonspor'da ve ileri ikiliyle gol arayacak Morris ve Sezer'le. Peki Kocaelispor'un 11'i nasıl? Batuhan, Mustafa, Mikael Arda yine üçlü savunma. Abdülsamet, Hasan, Can, Şeyhmus, Ramazan, Enes ve Anıl 11 ile Kocaelispor'da bugün Trabzonspor karşısında mücadele verecek. Trabzonspor artık flaşların döndüğü, artık
kameraların çevrildiği bir takım haline geldi. Şampiyonu belirleyecek çünkü. Aynen. Trabzonspor. Bakalım bugün Beşiktaşlar da herhalde Trabzonspor'u izliyorlardı. Nasıl bu takım acaba diye. Galatasaray'la çünkü son hafta Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bunu da hatırlatalım. Puan durumuna bir daha bakalım mı? Trabzon ve Kocaeli'nin durumuna. Trabzon'un hedefi var. Konuştuk. Evet. Lig beşinciliği. Bugün kazanırlarsa zaten Trabzon koltuğu geri alacak. Dördüncülüğü, beşinciliği değil. Bakalım neler olacak. Maç başlıyor. Trabzonspor, Kocaeli Spor maçı. Murat, Orhan, Sezer, Morris sol kanada gönderdi. Ahmet taşıdı topu. Ahmet içeriye baktı. Pası Can'da kalıyor. Anıl. Anıl'dan Şehmuz. Şehmuz, Kenan. Faul kararı var maçın hakeminden. Serbest vuruş kullanıldı. Abdesamat. Abdesamat'tan pas hatası. Orhan girdi araya. Orhan şimdi gönderdi içeriye. Orhan savunma karşılıyor. Enes. Abdesamat. Şehmuz sol kanada nefis pas Şehmuz'dan. Ceza sahasına yerden Dominik. Son müdahale Kocaeli sporlu oyunculardan mı? Hayır. Korner dedi maçın hakemi. Can yaptı ortayı. Mikail indirdi. Yanağlar. Enes. Gole yaklaştı Kocaeli Spor. Savunma arkasına. Şimdi Sezer. Mikail. Köşe vuruşu Trabzonspor'un. Orta ceza sahasında iyi pozisyon. Murat'ın kafa vuruşu Tekin karşıladı. İkinci pozisyon karambol. Arda uzaklaştırıyor, taca gönderiyor. Bunaldı Kocaeli savunması. Morris. Ahmet. Döndü Ahmet Taç. Can taç atışını kullandı. Batuhan. Orhan kaptırdı. Anıl, Şehmuz, Can, Şehmuz, göbekte Abdesemat, Hasan, Abdesemat, Enes, Hasan. İyi paslaştı Kocaeli. Şehmuz döndü, çevirdi. Yine Şehmuz da kaldı. Enes, şut açısı Enes. Enes geçemedi. Rakibine takıldı orada ve karşı atak Sezer. Sezer'in pası Morris. Abdesamat kapattı orayı. Kaan. Sezer. Kenan'la oynadı. Yeniden aldı. Bıraktı Kenan'a yine. Kenan. Yerleşmesini bekledi arkadaşlarının. Morris'in pası ceza sahası. Alias. Uzun bir degaj. Ahmet karşılıyor. Kenan. Sezer, Sezer'in pası, ceza sahası, karambol, Arda top dışarıda. Korner. Köşe vuruşunu Orhan kullandı, yüksek top arkaya doğru Mikail karşıladı. Kaan, Hasan, Enes, tek top, Şehmuz. Şehmuz kurtardı, sola baktı. Şimdi Ramazan bir üçgen nefis noktaya. Anıl, kaleci Yusuf ikinci pozisyon kenar çizgiden çıkartıyor. Kocaeli Spor için çok önemli bir fırsattı. Anıl değerlendiremedi. Orhan, şimdi Trabzonspor gelecek. Sezer, Morris. Yeniden Morris, solda boşluk. Sezer, Morris çekti. Şut açısı Sezer'e. Kaan vurdurmadı Abdesamat. Söktü aldı o topu. Ramazan. Şehmuz. Geriye. Arda. Arda'dan kritik noktada top kaybı Sezer. Bıraktı Sezer. Kaan. 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 Çevirdi. Mikail. Abdesamat. Atak devam edecek mi? Şehmuz. Nefes aldırdı. Şehmuz. Geriye döndü. Mikail. Baskı, pres devam ediyor Trabzon'da.
Çıktılar oradan. Taç. Bilal. Abdesemat. Kenan. Abdesemat Taç. Kaan taç atışını kullandı. Şeyh Muz girdi araya. Çok top kaptı ilk yarıda Şeyh Muz. Maçın iyilerinden birisi. Anıl. Anıl'ın pası. Enes. Şeyh Muz. Gol pozisyonu Dominik. Şeyh Muz'a gol izni yok. Uzun top. Kaleci Alyaz. Abdesamat, Enes, Şeyh Muz, sağ kanada Can, Can Murat Karaca. Can çekti, Murat, Ramazan verdi pası, Şeyh Muz, Murat karşıladı yine. Orhan. Sağ kanada gönderdi Orhan. Kaan aldı. Bilal, Kaan, merkeze, Batuhan, Dominik, Murat Karaca. Son 5 dakika ilk yarıda Batuhan, Kenan, Bilal, Kaan, Sezer, Arda girdi araya. Şeyh Muz. Kocaelispor kontra atağa çıkacak. Çok iyi bir pas düşüncesi. Kaleci Yusuf. Uzun oynadı Yusuf. Can. Orhan Batuhan. Murat Karaca. Terse döndü Murat. Bilal. Kenan savunma arkasına. Arda girdi araya Taç. Son dakika, son saniyeler ilk yarıda. Kaan. Kenan, Orhan. Orhan pası geçmiyor Ramazan. Yine Orhan. Verdi. Morris çevirdi. Ahmet vurdu. Tekin. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Trabzon. Ceza sahasında 3 Trabzonsporlu var. Şimdi 4 oldu. Yüksek top içeriye. Kafa vuruşu Alyaz ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik. Bugün bende bir şey var. Seninle alakası yok. Şu ana kadar 3.45 dakika anlattım. Sadece bir gol oldu. Ama bu hafta da bir şey var. Yani dün sen yoktun. Stres mi var bu? Niye? Hadi Galatasaray'la Beşiktaş'ın şampiyonluk stresi var. Diğer takımlarda ne var? Tabii. Şeyi de söyleyelim bu arada. Tabii. Bir duyurumuz da olacak, onu da söyleyelim. Haftaya Cuma günü tören olacak canlı yayında Assist Gaming'de saat 15'te. TEF Ligi şampiyonu ve TEF Kupası şampiyonuna bir kupa verilecek. Türkiye E-Spor Federasyonu Genel Sekreteri Esat Kahyaoğlu da katılacak ve kazanan kulüplerin yetkilileri de katılacak. Onlara bu stüdyoda canlı yayında kupa töreni gerçekleşecek. Ayrıca takip edenler için de büyük sürprizler olacakmış. Onu da söyleyelim. Yani bildirimlerinizi açın, takip etmeyi unutmayın. 25 Haziran Cuma günü de yapılacak bu. Ayrıca bir gün önce de 11.30'da Lig Kupası finali 23.30'da Antalya ile Beşiktaş arasında yine Assist Gaming'de. Antalya ile Beşiktaş arasında. Geçen sene olduğu gibi. Evet, Lig Kupası finali Antalya Beşiktaş. Onu da hatırlatalım. Yani şöyle söyleyelim. Perşembe günü biliyorsun yayınlarımız 23.30'da bitiyor. Orada bir ekstra maç. Hemen ardından. Aynen öyle. Ekstra bir maç. Perşembe. Evet, ikinci yarı... Bakalım neler getirecek. Çok kısır bir ilk yarı. İkinci yarı başladı. Bilal. Ramazan. Şeyh Muz. Hasan. Dominik girdi araya. Orhan. Kenan. Sezer. Önünde boşluk. Üçgeni gönderdi. Morris. Geçti Morris. Alyaz. Savunma karşıladı Şeyh Muz. Anıl.
Ceza sahasında Enes Batuhan. Karşıladı Batuhan. Murat. Morris. Baktı içeriye. Morris. Sıfıra indi Morris. Ceza sahası karambol. Şut şansı aradı. Savunma. Abdesemat uzaklaştırdı. Enes. Sol kanatta boşluk var. Kontratak şansı. Abdesemat. Şehmuz merkeze. Hasan. İyi geldi Kocaeli. Şehmuz üçgeni gönderdi. Ama Dominik giriyor araya. Kaan. Sezer. Morris Sezer. Geçmedi. Arda girdi araya. Son yarım saat. Son 30 dakika Enes. Çok iyi pas Enes'ten savunma arkasına. Ceza sahası Şehmuz çekti. Şehmuz çıkamadı Batuhan. Kaan kaptı topu. Pası geçmedi. Karşılıklı top kayıplarının ardından Sezer. Şimdi gönderdi. Solda büyük boşluk var. Geçti. Orhan. Yine aldı Orhan. Baktı içeriye. Orhan verdi pası. Morris şut açısı. Verdi pasını. Sezer. Kaleci Alias. Girdi araya Alias. Şehmuz. Enes. Dominik. Kenan, Hasan, Abdesemat, Ramazan, Şehmuz, çevirdi Şehmuz, taca çıkıyor top. Hasan, Enes Şehmuz, Kenan, Sezer, Orhan, sol kanada Ahmet, açı aradı, verdi, Morris, Mikail'den döndü, Orhan, sakladı o topu Orhan, Arda kaptırdı, Mikail, son anlar. Artık son 15 dakikaya giriyoruz. Bilal. Kenan. Arda. Taç. Kaan. Kenan. Taşıdı Kenan. Verdi pasını. Ceza sahası. Morris. Ceza sahasında ikinci pozisyon savunma. Şimdi Ramazan. Enes çok iyi düşündü Dominik. İzin vermiyor Dominik yine. Kaan. Sezer. Terse döndü Sezer. Top dışarıya çıkıyor. Can. Şehmuz. Sol kanada gönderdi. Ramazan. Abdesemat, Batuhan, Sezer, sol kanada doğru, Morris, ceza sahasında, Morris, önünde kalır mı? Tekin, Bilal vurdu kafayı, Kaan, Sezer, şut açısı, Sezer, geçti, Sezer, bir çalım daha, Sezer, uzaklaştırdı yine savunma. Çok fazla ekstra iş yaptı ceza sahası içinde. Hem Morris hem Sezer. Trabzon'da daha basiti düşünseler belki de şu an öndeydi Trabzonspor. Biraz golü garantiye almak için ekstra işler yaptılar ama zaman zaman basit düşünmek daha iyi sonuçlar veriyor bu oyunda, futbolda. Ramazan pası, Şehmuz geçmedi.
Murat Karaca. Uzun oynadı Murat. Tekin karşıladı. Ahmet, Abdesemat, Şeymuz. Enes döndü merkeze. Kenan, Şeymuz, Hasan. Şimdi bir karşı atak. Morris, Mikail'e takıldı. Şimdi Şeymuz, çok erken. Murat Karaca, Orhan, iyi pas. Dörde dört gelecek Trabzon. Sezer, Sezer, pası Ramazan, Morris. Morris dönemedi. Abdesemat, 90+1'deyiz. Son anlar artık. Son fırsat olabilir. Batuhan, Kenan verdi pası. Karşı karşıya kalacak Morris. Tam zamanında indirdiler. Mutlak pozisyon, kırmızı kartı gördü Tekin. Ama belki de takımını mağlubiyetten kurtardı. Bakalım bu serbest vuruştan sonuç alabilecek mi Trabzon? Paslaştılar dışarıya. Korner, hala bir şansı var Trabzon'un. Orta yüksek, Arda karşılıyor. Kaan vurdu kafayı. Ceza sahasında Ramazan. Abdesemat uzaklaştırdı ve maç bitti. Golsüz bitiyor maç, 0-0 bitiyor. Kocaeli Spor istediğini alıyor. Maç boyunca savunma yaptı Kocaeli Spor, Trabzonspor pozisyonlara girdi ama az önce de maçı anlatırken de vurguladım. Trabzonsporlu oyuncular çok ekstra işlere girdiler. Ceza sahasında bir çalım, iki çalım amenna, üçüncü, dördüncü çalımlara gittiler. Yani gelişine tek hiç şut çekmediler. Basit pozisyonlarda basit düşünerek paslarla, şutlarla golü bulabilirlerdi. Ama hep ekstra, ekstra, çok ekstra. Hani bazen golü garantiye almak deriz ya biz. Golü garantiye almak istiyorlar belki böyle ama bu maçta yani bu 0-0'da senin etkin yok yani. Onların benim etkim %100. Kesinlikle. Oğlum, 90, 180 dakikada bir gol ortalamam. 180 dakikada bir gol atıyorum. Ben benim iki maçta hiç gol attıramadım. Düşün bak. Bursa maçı da benimdi. Antalya öyle mi? Tarihin en kötü istatistiği bende değil o zaman. Yok evet. Golsüz gecem var yani. Vay be, sen dün hiç gol anlatamadın yani. Evet aynen. Ben çok şu anda fark ettim onu söyleyeyim. Neyse, bazen oluyor böyle. Bir de dedik ya, çok gol bekliyorum ben bu maçtan falan filan. Ha, evet. Pozisyon oldu da atamadılar. Antalya maçından da ben çok gol bekliyorum, Kayseri. Antalya i̇şte Kayseri. Takım. Tabii canım. Yani. Bazen işte iki tane iyi takım oynayınca olmuyor. Evet, yorumlar da var. Tabii biz maçtan önce milli takımı konuşunca yorumlar da ona göre gelmiş. Ankara Gücüm demiş ki Kenan Karaman futbolcudan başka her şeye benziyor. Ya adam işte, sağda yok, kanat yok. Ya şimdi Kenan'ın görevi belliydi. Yani milli takımda her zaman o görevdeydi. İşte zaman zaman tabii bizi rakip yarı alana oyunu yıkabildiğimiz zamanlarda forvete yardımcı. Ama biz bu turnuvada şu ana kadar onu hiç yapamadığımız için yani adam çok etkisiz gibi görünüyor. Bak, ama sana, Kenan da iyi kapatıyor kanadını. O kardeşimize de izin verirsen, sana da, ki sen zaten tahmin ediyorum benle hemfikirsindir. Bir oyuncunun kalitesini, kariyer, şimdi çok yetenekli Sergen Yalçın, Mesut Özil, Hacı Alex, yani böyle ultra yeteneklere geçiyoruz. Ama ortalama bir oyuncunun kariyerini, performansını, işte yerden yere vurulmasını ya da göklere çıkarılmasını belirleyen taktiktir. Evet. Şimdi Kenan Karaman olmasaydı, aynı Şenol Güneş. Kenan Karaman olmasaydı bizim Fransa'yı yenme ihtimalimiz yoktu. Evet. Fransa'ya ikinci maçta da banko yenilirdik. Yani iki maçta yenilmedik ya. İki maçta da Kenan Karaman en kilit adamdır Fransa maçlarında. O zaman o taktik ve bir konsantrasyonun yüksek olması bize bu şeyi getirdi. Bu dünya şampiyonunu yenilmeden biz dünya şampiyonuna çıktık. Aynı taktiksizlik bu sefer. Yani rakip analizi yok, konuştuk ya, taktik analizi yok vesaire. Şimdi aynısı burada da Kenan Karaman ve pek çok oyuncuyu şimdi insanların yerden yere vurmasına neden oluyor. Ya Kenan Karaman'ın maçı değil, Galler maçı. Evet, evet. Galler maçı Yusuf Yazıcı'nın maçı. Evet. İçeride maçı da Yusuf Yazıcı'nın maçı değil. Evet.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi Kenan Karaman'ın yerine solda kanatta ağırlıklı oynatabileceğin işte diğer tarafta Cengiz var değil mi? Cengiz ayarında bir adamın olsa zaten bana kalsa da onu koy. Çünkü kanattan hiç işleyemedi. Ya farklı bir şey dene. Evet. Şimdi ben de ona takılıyorum. Mesela üçlü savunma atıyorum ben şu anda. Ya biz çok statik oyuncuyuz artık ya. Hem Süper Lig'de şimdi çok son yıllarda biliyorsun çok ağırlıklı bir yerli hoca var bizde ki bunların bazılarından çok mutluyum ben. Çok mu? Yani Ömer Erdoğan olsun, onası Çağdaş Atan olsun. Şimdi şeyleri ayrı, tavırları, kişilikleri şunlar ama deniyorlar. Evet. Ömer Erdoğan da deniyor, Çağdaş Atan da deniyor, Okan Buruk da deniyor vesaire vesaire. Ya Bundesliga'nın şimdi son yıllarda ön plana çıkmasının en önemli yani sebepleri devrimci hocalar değil mi abi? Tabii canım. Genç ve devrimci. Genç ve devrimci. Ya adam 28 yaşında Bundesliga takımı çalıştı. Evet. Ya böyle bir şey başarılı olabilir. Da oldu bir de yani hani deneme de değil. Aynen. PR öyle. Da değil Avrupa yani. Ligi'ne taşıdı ya Hoffenheim'i. Evet. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Nagelsmann'dan bahsediyoruz evet. Bilmeyenler varsa. Ya, o yüzden hocalar Orhan Uluca'nın çok güzel bir lafı vardır. Ben yönetici olsam en büyük parayı hocaya harcarım. Yıldız oyuncuya değil. Çünkü hele ki bizim gibi futbol ülkelerinde ya hocaların performansı belirleyici oluyor. Ama ben Türkiye'de harcamazdım. Öyle mi dersin? Çünkü Türkiye'de yani hocaya yatırdım parayı. Arkasında duran bir yönetim camia ya da bir futbol ama işte bir o, yok işte ki. Çabuk harcamaya yönel. Sen durursun. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen üç büyüklerden birinin başkanı olsan. Olmam ki. Diyelim ki başkan oldun. Üç büyüklerden birinin başkanı oldun. Şimdi buradan konuşmak gerçekten kolay. Çok biz gerçekten biz öyle yapmayız, şöyle yapmayız diyoruz. İçimizden de geçen var. Diretiriz sonuna kadar. Ama inanılmaz öyle bir camia baskısı var ki. Var. Ama ben şunu yapmam abi en azından. Onu söyleyeyim. Ve bunu yapmayan çıkmadı bugüne kadar. Yani çok az başkan çıktı. Süleyman Seba'dır, Özhan Canaydın. Ben gidip umut tacirliği yapmam. Ben gidip yalan söylemem. Evet, evet. Kulübün gerçeklerine göre davranırım. Aynen. Derim ki varsa daha iyi yapacak ya, bu koşullarda gelsin. Aynen. Yani gidip fazla aslında ayı da işi de olmam. Kolaylaştırır Alp o. Gerçekten aynen işi öyle. De kolaylaştırır. Ya durum bu arkadaşlar. Ya, çıkar açıklarım. Derim ki gerçeklerimiz bu. Bu gerçeklere göre bir projeksiyon çizdik. Orta vade hedefimiz bu. Kısa vade hedefimiz bu. Uzun vade hedefimiz bu. Yani bu kadar zor değil ya bu işler baktığında. Ama bir futbolu profesyonellere teslim etmedikleri için bunları yaşıyoruz. İki, umut tacirliği ve kendi PR'larının peşindeler. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasını hatırlayın arkadaşlar bu sene. Yani burada konuştuk, bütün yayınlarımızda konuştuk. Asistan Aliza ailesi olarak hakkını teslim ettik şampiyonun. Ama şampiyonun hakkını teslim etmeyenler kimlerdi biliyor musunuz? Beşiktaşlı yöneticiler ve idareciler. Yani kupa töreninde futbolcudan çok kravatlı adam vardı evet. Şeyde. Podyumda. Ya sizin işin hiç görüyor musun sen böyle bir şeye? Bayern Münih mesela şampiyon oldu. 9 yıldır şampiyon oluyor. Bir tane sportif direktör bile oraya en son geliyor ya. Yani sadece sporcular kaldırırlar kupayı yani. Kupa töreni demek bu demektir. Aynen. Bizim yani futbol iklimimiz o kadar kirli ki, o kadar hastalıklı ki yani çok kolay değil. Ama hani milli takım özelinde taktiksel olarak bu Kenan Karaman meselesinde Kenan'ı şu an herkes yerden yere vuruyor diye düşünüyorum. Evet, yani şunu da kabul etmemiz lazım. Bizi buraya getiren savunmamızdı. İyi evet, savunmamızdı. Konsantrasyon onlara çok oynandı. Ama tabii orada hücum, da evet, çok hücum, hücum tarafında da aslına bakarsan hani altın jenerasyon diyoruz deniliyor ama yok. Hücum tarafında da çok alternatifimiz ya yaratıcı oyuncu Türk biliyorsun. Türk milli takımı ne olursa olsun ya, yaratıcı oyuncu çok var. Çok seviyorum. Evet. Ayrı ona üzüldüm. Ama yani o kadar ihtiyacımız vardı çok. Ki Cenk Tosun'a bizim. Abi Burak zaten geldi 36 yaşında ve inanılmaz eforlu zor ya bir sezon. Bizim olağanüstü. Bir oyuncuya da çok ihtiyacımız vardı. Abdülkadir Ömür'ün o hani ilk çıktığı zaman beklentimiz vardı ya. O beklentiye ulaşabilseydi Abdülkadir Ömür gibi bir adam. O beklentiyi karşılayan haliyle bize inanılmaz katkı yapardı. Ama kadro seçiminde de o zaman da yazmıştım. Mesela bir Serdar Dursun olsun isterdim ben şehit kulübede. Şimdi Galler maçı 1-0. Adam penaltıyı kaçırmış. Ne güzel. Son yarım saate giriyorsun. Kulübede bir Serdar Dursun olsa çift santrafora dönersin. Ama senin güveneceğin bir ikinci santraforun yok ki Enes'i maç kadrosuna almadın. Evet. Enes'i niye götürdün o zaman? Serdar Dursun'u alsaydın. Bir de işte neyse ya. Boş bitmez bu. Yani bir de hep aynı ya. Yani bir tek bir plan var kafasında Şenol Güneş'in. Tek bir plan var kafasında Fatih Terim'in. Yani bu gelebize etsin. Bak kafasında tek planla kalan Mourinho çakılıyor kariyerinde farkındaysa. Evet. Roma'da sonra, Roma'dan sonraki durak belki Süper Lig olur ya. Evet. Mourinho gibi adam için. Arabistan ya da. Ya artık değiştirelim bunları ya. Üçlü savunmayı dene, çift santrafor dene.
Yani sadece bir tane plan üzerinden oyuncuları değiştirme, saha içinde oyuncuların yerini değiştir, bir şaşırt rakibi, bir şey yap. Yani. Yani basketboldaki gibi artık hücum drilleri falan da lazım. Bunlara da çalışması lazım. Tabii. Bizim teknikler. İşte A'dan Z'ye Şenol Güneş'e de %100'ünü de yapmayalım bu arada. Mesela yediğimiz ikinci golde bir teknik adamın yani kornerden. Ya biz aynı pozisyonu ilk yarıda 4 kere yedik, 4.sü gol oldu. Aynı korner organizasyonu 2 kere yedik, ikincisi gol oldu. Aynen öyle. Ve kadroları veremedik. Doluyuz, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Giresunspor Samsunspor mücadelesi başlıyor. Karadeniz derbisinde. Evet, bir bağlantı sorunu var sanıyorum. Ha. Alp, yeniden stüdyoya döneceğiz. Çay alacaktık. Evet, Alp çay almak için gidiyordu ama işte. Çay alsaydık. Maalesef şu anda teknik işte problemler olabiliyor bazen. Bir oyuncu bağlanamadığı zaman, dün de olmuştu söyledik. Oluyor böyle canım, oluyor. Çok normal. Ha, kadroları verememiştik, verelim. Bilal Kale'de Giresun'da. Yasin Caner, Padye savunmadaki üçlü, Murat Ramazan önlerinde, Tunağan, Abdül kanatlarda, Semih forvet arkası, Hasan Süleyman, Giresun'un kadrosu. Samsun'da kalede Doruk var, dörtlü savunma Samsun'da, İsmail Melih kanat bekleri, Harun Hidayet merkezde, Fahri ön libero'da, Berat ve Gökmen 2-6 numarayla, 2-8 numarayla oynayacak daha doğrusu. Yılport Samsun Spor, Yalçın, hemen önünde de Yalçın'ın Eyal ve Yavuz görev yapacak Yılport Samsun Spor'da. Evet, dörtlü savunma bakalım neler getirecek Samsun Spor'a. Biz dünü geçtik değil mi? Geçtik. Tamam. Geçtik. Zaten şey maçında geçmiştik İstanbul Spor Gençler Birliği 4 gol. Dün sadece 2-0'lık 2 skorla 4 gol gelmişti. Şu ana kadar 3 maçımız 0-0 bitti. Yani bu maçta 0-0 biterse herhalde ligde bir ilk olacak. Geçen hafta mı rekor kurmuştuk biz? Geçen haftaydı. Geçen haftaki rekordan sonra. Evet, gecenin son maçında Giresunspor ve Samsunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Biraz önce bağlantı sorunu yaşamıştık. Şimdi karşılaşmaya o problem giderilecek. Giderilecek ve arkadaşlarımız şimdi onun için uğraşıyorlar. Bir hatırlatmayı bir daha yapalım o zaman. Bu arada Kadir'den gelmişti mesaj. Önce haftaya, önümüzdeki perşembe final günümüz, şampiyonun belirleneceği gün. 23.30'da kupa finali var. Ertesi günde kupa töreni var. Aynen. 15'te cuma günü. Evet değerli izleyenler, Giresunspor Samsunspor mücadelesi başlıyor Karadenizler. Diyoruz. Karşılıklı top kayıplarıyla başladılar. Berat, Eyal verdi pasını Fahriye. Fahri'den Gökmen. Atak yönünü sol kanada doğru çevirdi. Melih, Yavuz aldı. Yavuz'un pası çok hızlı ama yetişebilecek mi? Yetişti Yalçın ama. Savunmanın müdahalesi sonrasında son dokunan Yalçın ve top out'a gitti. Yasin, Tunahan, Hasan. Tunahan yine kaçtı, alamadı. İsmail, Murat Akın, Yiğit, Süleyman, ligin etkili golcülerinden Süleyman topu kaybetti. Yalçın şimdi 3 adamla geliyor. Samsunspor sağ kanatta destek veren isim orada Berat. Berat döndü ortaya. Yalçın, Berat paslaşması. Berat, Eyal. Orada kalabalık Giresun savunması. Boşluk bulamadı Samsunspor. Yalçın, Eyal, Fahri. Fahri. Sağ kanat offside bayrağı kalktı. Yasin, Tunahan, Hasan. Kafayla karşılanan top Yavuz. Geriye doğru döndü. Fahri, Yalçın. Orta yuvarlakta Eyal, Berat. Kanada oynadı. İsmail, Eyal. Sağ kanat tercih ediyor şu dakikaya kadar Samsunspor. Ama tehlike geliştiremediler. Ramazan, Tunahan, Hasan'la oynadı. Fahri, yine top kaybı. İsmail, bir faul beklentisi var. Fahri, devam dedi maçın hakemi. Melih, ilk 15 dakika golsüz geçildi. Yavuz, Yavuz, Ramazan, Caner,
Murat Akın. Pasını verdi Süleyman. Süleyman. Süleyman taşıyor. Süleyman müdahale geldi. Taç. Yiğit. Taç atışını kullandı. Topu aldı bir kez daha Yiğit. Ortaya Semih'e. Semih'in pası hatalı, Berat arada. Berat uzun gönderdi. Top kaybı. Eyal. Büyük hata. Yalçın. Verdi pasını. Şut ve gol. Savunmanın hatası sonrası. Yavuz'un golü geliyor. Samsun Spor 1-0 önde. Giresun Spor oyuna başladı. Bir hata daha gelir mi? Eyal. Yasin. Bilal. Melih. Yalçın. Yalçın'ın pası. Orada Berat. Berat kaybetti Yalçın. Ramazan. Pres var. Fahri. Harun. Samsun Spor 1-0 önde. Karadeniz derbisinde. Derin oynadı. Yavuz. Yavuz. Bir kez daha out. Düzeltelim, korner. Savunmadan diyor müdahale. Üç oyuncu ceza sahası içinde. Ön direk. Kafa geldi. Bir korner daha. Kafayla indirilen top Caner. Etkisiz bir köşe vuruşuydu. Semih şimdi işte aradığı fırsat. Giresunspor'un Hasan. Hasan girdi ceza sahasına. Hasan direkten döndü. Gole yaklaştı Giresunspor. Yiğit. Murat Akın. Kaybetti Yalçın. Geçti top. Şimdi bakalım tehlike yaratabilecek mi? Yavuz ve Samsunspor. Eyal. Fahri. Seri paslar. Berat. Eyal'a doğru. Caner iyi yükseldi, kafayı vurdu. Fahri, Gökmen, İsmail, Berat, Ramazan arada, Tunahan, faul beklentisi var. Fahri, Berat, Eyal, Yavuz, Yavuz, Murat Akın, bir kez daha Yavuz, Yavuz, Murat Akın bırakmadı, söktü aldı topu. Offside bayrağı kalktı bu arada. Süleyman, İsmail, Eyal, maçın hakemi devam ettirdi. Yalçın, şu dakikaya kadar istediği oyunu ortaya koyan taraf Samsun Spor. Melih, Yavuz, Melih, Eyal, Murat Akın yine başarılı müdahale. Topu kazandı ve atağını başlatıyor Giresun Spor'un. Hasan, döndü geriye Murat Akın. Semih, Semih'in pası. Topla buluştu Tunağan, Semih, Hasan, kısa paslar, Yiğit, verdi ama kötü pas. Özür diliyor arkadaşlarından. Dakika 40. Harun. Riskli paslaşmalar ama çıkmayı başardı Samsun Spor. Melih, Gökmen, Caner, Yasin, Ramazan. Tunahan, derin oynadı Hasan, İsmail, araya girdi, topu aldı, uzun oynuyor. Seken top yine İsmail, Fahri, Tunahan, Murat Akın, Hasan, Semih sağ kanada, Yiğit aldı, Yiğit girdi ceza sahası içine, Melih bırakmıyor. Dakika 45, ilk yarıda son anlar, Semih, Yiğit. Bir dakikalık uzatma oynanacak. Onda da artık 30 saniye geride kaldı. Yalçın gözler maçın hakeminde. Bakalım Samsun Spor istediği kontra hata bulabilecek mi? Kaptırılan top. Hasan ve ilk yarı tamamlandı değerli izleyenler. Samsun Spor ilk yarıda istediğini aldı. 1-0'lık üstünlük var. Gerçekten oyunun hakimi Samsun Spor'du Giresun Spor karşısında. İstediği futbolu ortaya koydu. Dörtlü savunmayla çıkmıştı Samsun Spor. Savunmada çok boşluk vermedi. İleride de istediği pozisyonları yakaladı. O pozisyonlardan birinde de gerçekten savunmanın hatasını da iyi değerlendirerek çabuk kısa paslaşmalarla golü buldular.
ve ilk yarıyı Karadeniz derbisinde Samsunspor Giresunspor karşısında 1-0 önde tamamladı ve Giresunspor'da da bir topun direkten döndüğünü belirtelim. Onlar çok fazla topa sahip olamadılar. Rakip yarı alana oyunu yıkamadılar ama yine de pozisyon bulmayı başardılar. Bakalım nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz. Samsunspor başladı mücadelenin ikinci yarısına. 29. haftanın son maçında son devredeyiz. Yalçın, Hasan, Semih, Süleyman bıraktı, Tunahan, Berat, Yalçın'la oynadı. Orta yuvarlakta Yavuz'u gördü. Yavuz sol kanatta iki oyuncu destek verdi Samsunspor'da hata. Gökmen, o bıraktı Melih'e. Melih son çizgiye indi. Ortası sert. Hiçbir takım arkadaşı yok. Süleyman. Şu ana kadar ortalarda görünmedi Süleyman. Ligin en etkili forvetlerinden biri. Tunahan, Hasan, Süleyman. Döndü Semih. Semih bir kez daha top onda. Hasan, Yalçın. Hasan da Giresunspor adına takımının en etkili oyuncularından biri. Şu dakikaya kadar Melih. Fahri. Semih araya girdi. Verdi pasını Hasan'a. Hasan'dan Süleyman'a. Savunma çabuk yerleşti. Samsunspor'da Yiğit. Ortası. Eyfal. Aldı topu. Sağ kanat. Berat. Yalçın. Yalçın pası hatalı. Yasin. Hidayet karşıladı. Hasan. Şimdi Fahri. Girdi araya. Topu aldı. Ve hata başlatıyor Samsunspor adına. Eyal. Yalçın. Gökmen. Melih tek top. Yavuz, Melih üçgeni kurdular. Yalçın geriye döndü Fahri. Şimdi Yalçın, Yasin araya giriyor. Ceza yayında Semih verdi pasını. Hasan bıraktı. Süleyman gole gidiyor. Süleyman golü atıyor. Süleyman golü atıyor. 1-1. İlk yarının etkisiz ismi Süleyman bu kontra atakta Giresunspor'a golü getiriyor. Gerçekten çok iyi bir kontra atak organizasyonu. Giresunspor beraberliği yakaladı 60. dakikada. Melih, Harun. Harun verdi pasını. Yavuz önündeki boşluğu değerlendirmedi. Döndü ortaya doğru. Yalçın. Yalçın, Caner. Hemen uzaklaştırdı tehlikeyi Gökmen. Berat. Berat sola. Yakalayabilecek mi? Yakaladı Melih. Melih. Melih girdi ceza sahası içine. Melih, Yalçın, Yavuz, Caner. Yerinde bir müdahale daha Caner'den. Kafayla karşılanıyor. Top Samsunspor'da. Yavuz. Yavuz verdi pasını. Şut fırsatı. Berat. Yine Caner. Yine Caner. Ramazan. Hasan. Süleyman aldı. Giresunspor'un golünü attı Süleyman. Fahri. Fahri'nin pası. Eyal. Eyal. Fahri. Yine Eyal'la oynadı. Yavuz. Yavuz'un pası. Yalçın ama savunma kalabalık o bölgede. 69. dakika. Taç atışını kullanacak Samsunspor. Yalçın. Yalçın şık hareketler. Son çizgi. Verdi pasını. Eyal döndü. Yavuz. Melih. Bir pas hatası daha. Harun. Kafayla doldurdu. Fahri. Hidayet. Yalçın. Gökmen. Melih. Melih. Bir birlik eşitlik var. Giresunspor, Samsunspor maçında. Güzel pas. Savunma kapattı. Oh. Gol ya! Hayır dışarıda, dışarıda, dışarıda. Nereden biz de yanıldık. Gole yaklaştı Samsunspor bu pozisyonda. Bilal, Caner. Murat Akın. Yalçın, Yavuz, Semih, Hasan, sağ kanada Yiğit, Yiğit aldı, Yiğit bekledi, Yiğit son çizgiye indi, Melih'in müdahalesi korner, son 15 dakika.
arka bölüme mi? Evet, yüksek bir orta geldi. Savunma hidayetle uzaklaştırdı bu tehlikeyi. Tunahan, Caner, Yasin, Ramazan, Murat Akın, orta sert, Doruk, savunma, ikinci pozisyon, Hasan Süleyman gol attı! Süleyman golü attı! Kalecinin müdahalesi sonrasında savunma uyuyunca Giresunspor bu fırsatı iyi değerlendirdi. Süleyman ikinci golünü attı, Giresunspor 2-1 öne geçti. İlk yarının etkisiz ismi olduğunu söylemiştim ikinci yarının başında Süleyman için. Sonra? Sonra herhalde beni duydu. Cevap niteliğinde iki gol. Yavuz, Yalçın. Ligin en iyi golcülerinden biri Süleyman. Yalçın. Beraberlik arıyor şimdi Samsunspor. Fahri. Eyal. Solda boşluk vardı ama dönmedi. Ve sonunda da topu kaybediyor Murat Akın'a. Murat Akın. Kötü pas. Gökmen. Yalçın. Taç Giresun'un. Yiğit. Son 5 dakika. Yiğit boşluğu iyi gördü Süleyman. Süleyman, Ahmet ortada. Semih. Ahmet. 3-1 oldu. Ahmet golü attı. Giresunspor rahatlıyor. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlamıştı Giresunspor. Son bölüme 3-1 önde giriyor. Taç atışını kullandı Samsunspor. Bir taç daha. Özellikle ilk yarıda Samsunspor çok iyi oynamıştı. Oyunun hakimiydi. İkinci yarıda Giresunspor özellikle ileri uçtaki tehlikeli ayaklarını iyi değerlendirdi. Süleyman girdi ceza sahası içine. Kaleci çıktı, doğru kaldı. Çok iyi sezdi topu ayağından açacağını. Anladı. Çıktı, aldı. Bir dakikalık uzatma maçın sonunda. Berat, Yalçın, Yavuz, şut, muhteşem gol. Eyal'dan muhteşem bir gol. 90'a taktı, harika bir vuruş yaptı Eyal. 3-2. Üçüncü gol fırsatı kalır mı Samsunspor'a? Hayır, kalmıyor. Gerçekten müthiş bir ikinci yarı izledik. 1-0 önde tamamlamıştı Samsunspor ilk yarıyı ama 3-1 öne geçti Giresun, sonra 3-2. Böylelikle haftayı da gollü bir şekilde, haftanın en gollü maçıyla tamamlamış olduk. Samsunspor karşısında Giresunspor kendi evinde 3-2 kazandı ve böylelikle 29. haftayı tamamladık. 30. haftaya girdik. 75 puanla Galatasaray zirvede, 73 puanla Beşiktaş ikinci sırada. Beşiktaş haftaya Çaykur Rizespor'la, Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşacak. Ve şampiyon çarşamba ve perşembe günü maçlarının sonunda belli olacak. 23.30'da perşembe akşamı. 23.30'da da Beşiktaş Antalya. Beşiktaş'ta Antalya yine burada sizlere o final maçının heyecanını da yaşatacağız. Cuma günü de kupa töreni. Aynen. 15'te yine bu ekranlarda olacak. Assist Gaming ekranlarında olacak. Evet, var mı ekleyeceğin? Haftaya görüşürüz. Müthiş bir hafta bizi bekliyor. 30. hafta, önümüzdeki hafta bakalım şampiyon kim olacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.